Ben de 10. Zeynep Cemali Edebiyat Günü'nde bu bizi bir araya getiren Gün Işığı Kitaplığı'na sevgili arkadaşım yine Soysal'ın nezdinde bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Benim konumda sabit kitap fiyatı nedir, ne değildir? Bu konuyu birçok arkadaşımız yıllardır tartıştığımızı biliyor. Bizde de yaklaşık 2-3 yıldır bunu konuşuyoruz. Çok kabaca şöyle. Çağdaş gelişmiş ülkelerde yayıncılık aslında bir kamu hizmeti gibi görülüyor ve kamu hizmeti gibi görülen yayıncılığın aslında yaşaması ve eğitimde de yaşamımızda da bize kendimizi iyi hissettirmesi, eğitimde de kaliteli nesiller ve iyi nesiller yetiştirilmesi için, kaliteli eğitim için gerekli olan yayıncılığın temel alınması meselesi esas alındığı için öncelenmiş bir yazılı kültürü koruma kanunu aslında. İlk Almanya'da 1800'lü yılların sonlarında hayata geçmeye başlamış, 1900'lerin başlarında. Nedir? Şunu söylüyor, çağdaş devletler diyorlar ki yayıncılık bir kamu hizmetidir ve hiçbir şekilde rekabet koşullarına bırakılmayacak kadar önemlidir. Ve yayıncıların ürettiklerinin, yayıncının belirlediği fiyattan satılmasını, birinci noktası bu satılması ve kitap evlerinin çoğalması ve kitap çeşitliliğinin bu kitap evlerinde de korunması ve insanların da bu kitaba da erişmesi ve ulaşması anlamında bir sıkıntı yaşamadan kitap evlerinin ayakta kalmasını söylüyor. Birinci kısmı bu. İkinci kısmı derler ki sosyal devlet olarak toplumdaki insanların, öğrencilerin veya yetişkin insanların herhangi bir bedel ödemeden kültüre erişmelerinin yolu halk kütüphanelerinden, sınıf kitaplıklarından, okul kütüphanelerinden, üniversite kütüphanelerinden ve yerel yönetimlerin kütüphanelerinden bir bedel ödemeden bu kitaplara erişmesini sağlanması. Bu anlamda bakıldığında da bizdeki gibi bir ihale kanunu değil, Fransa'da ve İngiltere'de, şey pardon Almanya'da kitapların yayıncının belirlediği fiyatlar dışında satılmamasını, iki, bir devlet buralardan kitap alacaksa halk kütüphanelerine ve yerel kütüphanelere ve okul kütüphanelerine %9 gibi bir indirimle alması ve bunun dışındaki başka küçük istisnalar olmakla beraber dolayısıyla üreten yayıncının, yazarın, çizerin, çevirmenin haklarının da korunduğu ve onların da hayatlarını sürdürmesini sağlayacakları bir yapı haline getirilmesi. Tabii iyi öğretmenlerin, iyi pedagogların, iyi kütüphanecilerin kitapları seçerken seçimleri sırasında da bir ahbap çavuş ilişkisi olmadan iyi üretenden kitapların alınmasıyla yayıncıların da neredeyse ilk yatırım maliyetlerini çıkardıkları ve çeşitliliklerini arttıracakları, niş ürünlere kadar götürecekleri, yayıncılık faaliyetlerini sürdürecekleri, yayıncılığın da çok ciddi bir endüstri haline geleceği ve kendi içindeki kadrolarının, editörlerinin, çevirmenlerin, kendi içindeki lojistik ve satış kadrolarının geliştirilerek, teknolojiyi de kullanarak büyümesini ve topluma hizmet etmesini sağlayan bir yapı düşünülüyor. Ve bu çerçevede bakıldığında da bir kütüphanelerin yaygınlaşması, zenginleştirilmesi, insanların ister okullarda ilköğretim, ortaöğretimden başlayarak kitaba erişimlerini sağlamalarının sağlanması, iki, kitap evlerindeki çeşitliliğin ve kitap evlerinin ayakta kalması için de o kitap fiyatının hiçbir şekilde indirimli satılmamasını sağlıyorlar. Bu ne demek oluyor? Online'da da satılmamasını sağlıyorlar. Şimdi bu tartışmalar içerisinde olduğunda İngiltere bu sabit fiyat kanunu uygulamasından vazgeçtiğinde, 1995 yılında vazgeçtiğinde o günlerde var olan kitapçı sayısı 2000'lere yakınken İngiltere'de şu andaki kitapçı sayısı 800'lere kadar düşmüş. Bir karşılaştırma yaparsak kitap evlerinin korunduğu ve sabit fiyatla da haksız rekabetle, yıkıcı indirimlerle kitap evlerinin hırpalanmadıkları Fransa'da ise tersine 2015 yılında 2500 olan kitapçı sayısı şu anda 3000'ler civarında. Bir başka anekdot daha söyleyeyim. Fransa'nın kitap endüstrisinin büyüklüğü 4,5 milyar avroluk bir rakam. Fransa meslektaşlarımızın İstanbul Kitap Fuarı sırasında 2 yıl önce geldiklerine bize verdikleri bilgi ise Fransa'da hem devletin hem yerel kütüphanelerin hem üniversite kütüphanelerin sektörden 750 milyon euroluk yıllık kitap alımı olduğunu söylüyor. Yani neredeyse sektörün altıda biri üniversite kütüphaneleri, sınıf kitapları çerçevesinde de
insanların kitaba erişiminin bir bedel ödemeden erişecekleri mekanizmaları kurmuşlar. Kitapçıların ise yıkıcı indirimlerle bizdeki gibi, bizde ne oluyor? Şimdi birazdan ona da geçeceğim. Kitapçıların da Almanya'da da başka ülkelerde de ayakta kaldıkları ve bu çeşitliliği sürdürdükleri gezenler bilir. Ben de bir meslek hastalığıdır. Dolaştığımızda Almanya'da ya da İtalya'da ya da bir başka ülkelerde girdiğimizde kitap evlerinin oldukça fazla olduğunu ve küçücük kasabalarda bile bir sürü kitap evinin olduğunu görürüz. Bizim ülkemizde durum nedir? Bizim ülkemizde ise kitap evi sayısı 1162 tane halk kütüphanemiz var. 598 tane üniversitelerdeki fakülte kütüphanelerimiz var. 29.690 tane sınıf ilkokul ve ortaokul kütüphanelerinin olduğu söylüyor. Bunu tırnak içinde söylüyorum, bu kütüphanelerin işleyip işlemediği meselesini sizin takdirinize bırakıyorum. Şimdi bu çerçevede bakıldığında bizdeki kitapçı sayımız nedir? Bizdeki kitapçı sayımızda bundan 3-4 yıl önce yapmış olduğumuz bir taramada 1500 adet kültür yayıncısı, sadece kültür kitabı satan kitapçımızın olduğunu ve 6.000-7.000 civarında da eğitim ve yardımcı kaynak kitaplarıyla beraber küçük irili ufaklı kitapçılarımızın olduğunu söylüyoruz. Şimdi sabit fiyat yasasının aynı zamanda kitap evlerinin de kültürel çeşitliliğimizi korunması ve bu kültürel çeşitliliğin devamı açısından, yayıncılığımızın çeşitliliğinin de devamı açısından, hatta milli kültürün devamı açısından da ayakta kalmaları elzemdir. 2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı sırasında bildiğiniz gibi 10 bine yakın kitapçı kapandı. Şimdi eğer bizim ülkemizde de bugün bu sabit fiyat yasası meselesinin nasıl yürüdüğüne bak, ihtiyacımızın nereden geldiğini şöyle anlatayım size. Bugün ülkemizde online kitap satışlarının bağlı olan sitelerinde çok inanılmaz şekilde yıkıcı indirimler yaşanıyor. Bu bir başka ülkelerde online kitap satışları yok mu? Var tabii, var elbette, ama mesela ben size şimdi burada bizden önce başka ülkelerdeki durumu anlatayım size. Sabit fiyat meselesinin uygulandığı ve hiçbir kitabın ister online'da ister kitap evinde indirimsiz satıldığı Almanya'da pazarın %20'si online kitap satışlarına ait. Bunu hem bağımsız kitap evlerinin kendi kitap evleri online satışlarından gerçekleşiyor. Hem de büyük, bildiğiniz o büyük internet siteleri, Amazon gibi büyük firmalarında yer aldığı pazarın %20'si oradan. %20'si zincir mağazalar tarafından yapılıyor. Yani büyük zincir mağazaları bizdeki olduğu gibi. O %30'unda bağımsız kitap evleri üzerinden yürüdüğünü gösteriyor. Benzer şekilde Fransa'da ise bağımsız kitap evlerinin oranı pazardan aldığı pay %40, zincir mağazaların aldığı pay %30, online gene %20. Burada da Fransa'da bir tek farklılık var. Online'da %5 indirim hakkı tanımış Fransız yasası. İtalya'da bu %10, İspanya'da %15. Diğer sabit fiyat uygulanan Hollanda'da da çok pardon, %10 civarında oluyor. Peki sabit fiyat uygulamasından çıkan İngiltere'de durum nedir baktığımızda? Bugün İngiltere'de bu elimdeki rakam 2018 rakamıdır. %45'inin pazarın Amazon tarafından, %20'sinin zincir mağazalar tarafından, %10'un da bağımsız kitap evleri tarafından hayata geçtiğini görüyoruz. Şimdi bu çerçevede baktığımızda sabit fiyat yasa tasarısından çıktığında kitabın fiyatının korunmadığı, yani sabit fiyattan kastımız şu, tam başında söylemem gerekiyordu. Sabit fiyat dediğimiz yayıncının belirlediği fiyat üzerinden kitabın satılması meselesidir. İngiltere sabit fiyat meselesinden çıktığında indirimli satışların, yıkıcı indirimlerin artmasıyla beraber hem kitap evlerini kaybetti, hem yazılı kültürdeki çeşitliliğini kaybetti, hem de pazarda bir başka oyuncunun, başka bir ülkeden gelen büyük bir oyuncunun pazar hakimiyeti haline geldi. Bizde de durum nedir? Bizde de bugün online'daki kitap satışları %15'lerden %22,5'lara geldi 2019 itibariyle. Pandemi sırasında bu rakamlar %75, %80'lere kadar gitti. Bugün görüyoruz ki online kitap satıcıların kendi aralarındaki rekabetleri, kullandıkları yapay zeka, artificial intelligence şeklindeki programlarla birbirlerindeki ucuz fiyatları yakalayarak yaptıkları yıkıcı indirimlerle bugün öyle hale geldi ki bazı firmalar aldıklarının da üzerinde zararına kitap satışlarıyla pazarı domine etmeye başlar ve yavaş yavaş kitap evlerinde kapanacağı tehlikeleriyle karşı karşıya kaldık. İşte bu çerçevede bakıldığında biz Türkiye Yayıncılar Birliği ve diğer paydaşlarımızla beraber dedik ki bizim de çağdaş ülkelerde olduğu gibi Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde yayıncılarımızın geçmiş dönemde Avrupa Birliği'ndeki kanunları uyumlaştırırken belki yayıncılık sektörü olarak bizim
fark etmediğimiz şekilde kültürü, yazılı kültürü koruma kanununu bizim de buraya taşıyamamamız belki bizim eksikliğimiz, ama oturup bunu tartıştığımızda yayıncılık sektörü içindeki hem yayıncı dernekleriyle hem yayıncıların diğer paydaşlarıyla beraber bu meseleyi konuştuğumuzda yaklaşık onlarca toplantılar yaptık son 4-5 ay içerisinde. Bu toplantıların içerisinde bizim de başka ülkelerin yazılı kültür kanunlarını inceledik. Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın kanunlarını inceledik. Buralardaki yayıncı arkadaşlarımızı kendi ülkemize çağırıp buralardaki meseleleri tartıştık, konuştuk. Ve onlardan edindiğimiz çerçeveyle de sektörün içerisinde hem kitap evliliğiyle yaptığımız toplantılar, hem online kitap satıcılığıyla yaptığımız toplantılar, hem bağımsız zincir, bağımsız kitap evliliğiyle, hem zincir mağazalarla, hem kitap dağıtıcılığıyla, hem yazarlarla, hem çevirmenlerle, yani aklınıza gelebilecek paydaşlarımızla yaptığımız toplantılarda bu sabit fiyat kanununa, yazılı kültürü koruma kanununa ihtiyacımız olduğu konusunda bir hemfikir edindik. Bu hemfikir çerçevesinde bugün çok da mutlu olarak söylemekte, sevinerek söylüyorum. Sektörümüz 5 sayfalık, yaklaşık 12 maddelik ve 13 maddelik bir yazılı kültürü koruma kanunu taslağı hazırladı. Bu taslağın içerisinde elbette hepimizin ortaklaştıramadığımız noktalar olabilir ama geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda bir, hemen hemen sektördeki bütün paydaşlarımız, evet bizim ülkemizde de kitap fiyatlarında sabit fiyatın gerekliliği konusunda bütün paydaşlar, online kitap satıcı arkadaşlarımızda, kitap evleri de, zincir mağazalarda, yayıncılarda, yazarlarda buna evet diyorlar. Yani sabit fiyat olmalı ve bu fiyat, yayıncının belirlediği fiyattan kitapların satılması ister online'da, ister kitap evlerinde, ister dağıtım sektöründe, bazı küçük istisnalar, birazdan onları da söyleyeceğim, satılması konusunda hemfikirler. İki, bugün sektörümüzdeki hakim gücünden dolayı sektör içerisindeki çalışma koşullarını belirleyici olacak olan bazı kurumların da benzer şekilde bundan rahatsız olduklarını görüyoruz. Yani internetteki, online'daki yıkıcı indirimlerden o arkadaşlarımızdan rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede bakıldığında sektörün kendi içinde belli bir indirim çerçevesinde maksimum segmentlerine göre değişmekle, yani çocuk kitabında, akademik yayıncılıkta, eğitim yayıncılığında, kültür kitaplarında değişebilecek şekilde maksimum bir indirim oranıyla sektörün kendi içinde tartışabileceği bir indirim oranında da mutabıklar. Bir vade konusunda da mutabakat var. İstisnalar konusunda ne gibi istisnalar var? Bu istisnalar içerisinde biz de benzer şekilde kendi ülkemizde de her ne kadar rekabet kanununa, her ne kadar ihale kanunumuza, her ne kadar tüketici koruma kanununa haykırı olsa bile bir takım maddeler önerdik. Bu önerdiğimiz maddeler içerisinde belki de kabul görecek olanlar vardı kamu çerçevesinde yasayı koyucu tarafından. Bazıları kabul görür, bazıları görmez ama bütün bunlarla ilgili hazırladığımız çerçevenin artık kamuya sunulacak hale geldiğini görüyorum ben. Bu sonu kamuya sunulacak hale gelmesi konusunda bir noktamız var. Neyi söylüyoruz? Sabit fiyat kanunu geldiğinde ben kitap çeşitliliğimizin artacağını, istediğimiz çerçevede kütüphanelere kitap alımlarının artacağını, sektörümüzün ayakta kalacağını ve büyüyeceğini ve çeşitliliğini arttıracağını ve kurumlaşacağını düşünüyorum. Bununla ilgili bir arkadaşımızın yaptığı bir çalışma içerisinde size ilginç bir şey söyleyeyim. Hakim gücündeki olan arkadaşların bize dayatacağı ticari koşullar çerçevesinde başka bir şey yaptığımızda, örneğin %10 civarında kitap indirim oranlarının değişmesiyle kitap fiyatlarının %20 ile %40 arasında değişeceğini görüyoruz. İndirim oranlarında %20 civarındaki bir değişiklikle kitap fiyatlarının %40-45'lere kadar kitap fiyatlarının düşeceğini görüyoruz. Hoş diyeceksiniz ki demin Kamil Bey'i dinlediğimizde Türkiye ekonomisinin geldiği yer ve dövizdeki artışlarla ve Türkiye'deki kitap yayıncılığının esas olarak üretimde kağıdın yurt dışından gelmesinden, dövize bağlı olmasından dolayı nasıl olacak bu dediğinizde göreceli olarak bile olsa bu çeşitlilik açısından bu fiyatların aşağı düşeceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede bakıldığında hazırladığımız yasa taslağının da buralarda mutabık olmakla beraber son bir noktasına mutabık değiliz. O da şu, meslek birlikleri ve yayıncı dernekleri olarak bakıldığında bu sabit fiyat kanununun hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi açısından baktığımızda bir veri tabanına ihtiyacımız var. Sektörümüzün bunu, bu sabit fiyat kanunu çıksa da çıkmasa da bu veri tabanını geliştirmesi ve bu veri tabanını hayata geçirmesi konusunda iradesini ortaya koyması lazım. Arkadaşlarımızla tartıştığımız nokta içerisinde bildiğiniz gibi sektörde bir yayıncı derneklerimiz var. Yani tedarik zinciri dediğimiz işin ticaretini
ve tedarik meselesini değerlendirmesini ve bu anlamda faaliyetlerini ve kanun yapıcılığını geliştirmeye çalışan arkadaşlarımızın olduğu derneklerde örgütlendiğimiz noktalarımıza ve de telif haklarımızın korunması ve telif haklarının geliştirilmesiyle ilgili kurulmuş olan, yasa gereği kurulmuş olan yarı şekilde Kültür Bakanlığı'na bağlı olan meslek birliklerimiz var. Biz yayıncı dernekler olarak diyoruz ki bu veri tabanının bağımsız, devletten bağımsız, çünkü Türkiye'deki ISBN'in ve bu verilerin geliştirilmesi meselesi bizim bağımsız yayıncılığımızın gelişmediği zamanlarda ISBN'in yurt dışındaki ajansından alınarak Kültür Bakanlığı'nın yaptığı bir çerçevedir. Buradan uzaklaşarak sektörün kendi bağımsız kanalıyla veri tabanını kurması gerektiğini söylüyoruz ve bunu yaparken de tedarik zinciri açısından baktığımız için bunu da bağımsız, devletten bağımsız bir yayıncılık sektörünün kendi iradesini ortaya koyacağı bir veri tabanından yapılmasını söylüyoruz. Burada arkadaşlarımızın bir kısmına henüz ikna edemedik. Arkadaşlarımıza bunu meslek birlikleri tarafından veya derneklerle ikisinin bir arada yapılmasını söylüyorlar. Umarım bu konuyu da çözeriz. Ama sevindirici olan haber şu, bu hazırladığımız yasa taslağını önümüzdeki hafta benim daha önceden konuştuğum şekilde Kültür ve Turizm Bakanımıza sunacağız. Bu sunduğumuz yasa taslağı ile ilgili sadece Kültür Bakanımıza değil, çeşitli bakanlıklarla görüşmelerimiz sürecek. Bu görüşmeler sırası içerisinde tabii buna bir ayrı şekilde rekabet hukukunun korunması ile ilgili çok ciddi şekilde bir rapor hazırlatıyoruz. Bu raporla beraber sunacağız. Tabii gerekçelerini yazdırıyoruz. Ayrıca bu çerçevede bakıldığında da gerekli lobi faaliyetlerini yapmak için bütün yayıncılık sektöründeki paydaşlarımızın hem ticaret odalarıyla hem siyasi partiler üzerinden de bütün bu faaliyetlerimizi ve bütün bu kanunumuzu yazılı kültürün eğer bu kanunu çıkarmadığımız koşullar içerisinde bugün çok büyük bir online şirketinin çok satanlarda uyguladığı indirim oranının %50 olduğunu düşünürsek başka ülkelerde yaşanmış olan önce rekabet içerisinde bu büyük firmaların sabit fiyat yasaları olmadığı koşullar içerisinde nasıl diğer online rakip oldukları online kitap satıcılarını ekarte ettiklerini, sonradan zincir mağazaları ekarte ettiklerini, sonra da yayıncılar üzerindeki kurdukları baskının yaşanmaması ve yazılı milli kültürümüzü korumamız açısından da bu kanuna ihtiyacımız olduğunu doğru anlatmamız, doğru savunmamız ve buna sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım atlamadığım bir şey vardır. Umarım sizi sıkmadan konuşmuşumdur. Sorularınız varsa sorularınıza cevap vermeye çalışayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Soru varsa sorulara bir bakayım. Sorumuz varsa soruları da cevaplandırmaya çalışalım. Bir sorumuz var Kenan Bey. Birazdan size iletilmiş olacak. Ben soruyu okuyabilirim size. Evet. Gördünüz mü? Sahaflarla ilgili olan. Evet, şimdi şöyle kanunun içerisinde bir takım istisnalar var. Bu istisnalar nedir? Hiçbir yerde kitapların indirimsiz satılmasını söylüyoruz. Yayıncının belirlediği fiyatın dışında hiçbir yerde ister online'da ister kitap evlerinde satılmamasını söylüyoruz. Bununla ilgili istisnalar şunlar. Kütüphanelere kitap alımlarındaki indirimin farklı şekilde olması gerekiyor. Kitap fuarlarını sabahki oturumlarda da gördük. Kitap fuarları aynı zamanda bizim bütün ülkedeki kültürel çeşitliliğimize taşıdığımız ve daha sonraki kitap evlerine ve satışların yönlendiği ama pazarı büyüttüğümüz yerlerde istisnalar var. Bunun dışında sahaflarda bu istisnanın tabii sahaf dediğimizde nedir? Sahaflığın tabii bir tanımı da yok ülkemizde. Bizim bildiğimiz tanımı var. Sahaf kitaplarında ve ikinci el kitapları istisna dışında olacak. Tabii buradaki sahaf dediğimiz şey birebir, bireysel olarak bireylerden alınarak pazara satılan kitaplarda yoksa topluca satışlar değil, sahaf kitapları ve ikinci el kitaplarından muaf olmasını teklif ediyoruz. Fakat buradan şöyle bir şey çıkmasın, bazı arkadaşlarımız şöyle anlıyor. Bu yasa tasarısını biz basit, anlaşılabilir bir yasa tasarısı hazırladık. Burada sektör içinde çözemediğimiz birçok sorunumuzu da burada çözmek zorunda değiliz. Bazen arkadaşlarımız bu yasa tasarısının içerisinde kişisel olarak kendi içimizde sektör içinde çözeceğimiz her şeyin buraya sokulmasını istiyorlar. Ama kanunun tekniği açısından da buna bazen bu çok da hayata geçecek bir şey değil. Onun için hazırladığımız kanun taslağı iyi hukukçular tarafından gözden geçirildi. Ve bu kanun taslağının teknik olarak da
yeterliliği de yeterli görüldü. Sadece bir arkasına bir rapor hazırlatacağız. Rekabeti koruma kanununa aykırı bir şey olmadığını, kamu hizmeti olduğu konusuyla ilgili bir rapor ekleyeceğiz ve sunacağız. Başka soru var mı? Var gibi sanki. Yok. Şu an başka sorumuz yok. Ben de tekrar Zeynep Cemali Edebiyat Günleri için Gün Işığı Kitaplığı'na, demin de söyledim, arkada çalışan, adı görünmeyen bütün arkadaşlarımız dahil sektörümüz adına, yayıncı sektör adına çok teşekkür ediyorum. Nice Zeynep Cemali Edebiyat Günleri'nde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.